Merhaba Kayhan abi. Merhaba hocam. Kayhan abi, bir satranççı gözüyle fotoğraf ya da fotoğrafçı gözüyle satranç nedir? Çok güzel bir soru sordun Can. İkisi de çok farklı alanlar olmasına rağmen çok ortak noktalar taşıyan. Her ikisi de hem hobi olarak hem de profesyonel meslek olarak icra edilebilen bambaşka değişik alan ama belki insan faktörünün ortak payda olması sebebiyle insan düşüncesinin, insan ilhamının, insan amacının birçok ortak noktası mevcut. Şimdi ben tabii yıllar boyunca ben elektronik mühendisiyim. Yani mühendislik veya teknik işlerle uğraştım yıllar boyunca. Ama hep hobilerim oldu. Her zaman değişik hobilere de merak saldım. İşte bu ilkokulda pul biriktirmeden başlayıp sonra işte motosiklet merakına kadar giden arada marangozluk olsun, işte ne bileyim bir sürü şey denedim. Ama iki tanesi çok ön plana çıktı. Bir tanesi fotoğrafçılık idi, bir tanesi de satranç idi. Her ikisine de sanıyorum eşit sayılabilecek miktarda ama bayağı vakit yıllar boyunca ayırdım. Dolayısıyla her iki taraftan da bakabildiğimi düşünüyorum bir hobisi amaçlı her iki uğraşla da ilgilenen bir kişi olarak. İstersen önce her iki disiplinin, hobinin, uğraşın diyeyim, bir temel tanımını yaparak başlamakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Şimdi mesela satrancı ele alalım veya fotoğraf için de bu geçerli. Akla gelen ilk temel soru şu: İnsanlar niçin satranç oynar? Veya insanlar niçin fotoğraf çeker? Dolayısıyla hobi diyoruz, belki profesyonel anlamda diyoruz ama bu iki uğraşı insanları çeken bir tarafı var. Bence herkesin buna farklı bir cevabı tabii ki olabilir. Ama genelde insanlar kendilerine keyif veren bir amaç uğrunda savaşma veya uğraşma ameli yaratan şeylere zaten genelde merak duyarlar. İşte bu ikisinin en ilk baştaki ortak noktası sanıyorum sanat. Her ikisinde bir sanat olduğuna dair görüşler malum zaten. Ama sanat insanın belki ilahi mükemmeliyetçiliğe en çok yaklaşabildiği, kendisini ifade etme olarak en rahat kullanabildiği, yaratıcılığını en rahat gösterebildiği ama en önemlisi hayatla ilgili bir söylemi varsa, bir derdi varsa, bir düşüncesi varsa bunu paylaşabilmek, bunu bir şekilde dolaylı da olsa insanlara aktarabilmek, hayatta bir iz bırakabilmek için yaptığı bir harika bir uğraş. İşte satranç oynayanlar da bence işin sanat tarafının bir güdüsüyle bu işi hareket ediyorlar. Tabii ki oyunun mekanik güzelliği, işte cesaret göstermek zorunda kalman, kendini ispat etmen, bir işi gerçekleştirdiğin vakit mutlu olman, rekabet açık olması, işte değişik sportif rekabetin getirdiği hazlar vesaire var. Bu fotoğrafçılıkta da böyle. Ama fotoğrafçılıkta tabii işte anı kaydetmek dediğimiz anılarını biriktirmek, belgesele dökmek, yaşadığını resmetmek, o anı dondurmak, sonra tekrar bakmak, ondan bir hikaye çıkmak gibi. Ama temelde bir işle uğraşıp insanın mutlu olduğu her ikisi de çok harika disiplin diyebilirim. Şimdi bu iki disiplinin aslında benzer bir sürü yanı var. İstersen aklıma geldiği kadarıyla, aklıma geldikçe bu belli bir sıraya gitmiyoruz çünkü şu an, bahsetmeye çalışayım. Şimdi ikisinin en güzel tarafı sınırlı bir uzayla kurallarının, tariflerinin belli olduğu birer araç olması. Örneğin satrançta işte bir tahtanın üzerinde 32 tane taş var. Bu taşların nasıl hareket edecekleri belli. Oyunun kuralları belli. Dolayısıyla şeyi düşünün, öyle tüm trafik kurallarına uyulan bir mükemmel dünya düşünün. Kurallar belli ve herkes buna uyarak onu icra ediyorlar. Fotoğrafta da elinizde bir fotoğraf makinesi var. O aslında bir araç. Siz o aracı kullanarak görüntüyü hapsediyorsunuz, yakalıyorsunuz. Hani bu bir avcılık gibi, hatta bunu benzetenler de vardır. İşte nasıl bir tüfekle bir geyiği vurmak için gidiyorsunuz. Fotoğrafçı da aslında vizörün arkasından bir geyiği takip eder gibi kendisini mutlu edecek enteresan, değişik konuları işleme ve aktarma şansına sahip. Aslında bu her iki aracı da, yani satranç tahtası ve 32 taş veya bir fotoğraf makinesi ve bir objektifi düşünelim, birer araç. Tabii araç amaca hizmet ettiği sürece anlamlı. Sizin asıl yapmak istediğiniz her iki disiplinde de bu aracı kullanarak
bir şeyler elde etmek, bir amel gerçekleştirmek. Çünkü insanlar bir işi başardıklarında, bir işi tamamladıklarında, bir işi bitirdiklerinde de mutlu oluyorlar. Hani diyelim evde miskin miskin oturuyorsunuz, çok da mutlu değilsiniz. Ama hadi ya bir kahve içmeye gidelim ya da işte bir deniz kenarına gidelim. İşte ne bileyim arkadaşımı arayayım beraber işte bir işte uğraş da yapılalım. Onu yapınca siz mutlu oluyorsunuz. İşte fotoğraf makinesi de, satranç tahtası da, satranç taşları da insana böyle bir olanak sağlıyor. Her ikisinde kesin kuralları var. Uzay belli. Fotoğrafta en komplike makine bile elinizin altında olsa, işte üzerinde 72 tane tuş bile olsa, aslında kontrol ettiğiniz iki tane parametre var. Bir tanesi diyafram, öbürü de enstantane. Biraz fotoğrafı belki teknik anlamda bilmeyenler için veya ilgilenmemiş olanlar için buraya özetlemekte fayda olabilir. Karanlık bir oda düşünün. İçinde hiç ışık yok. Bu odanın önü perdeyle kapalı bir tane penceresi var. Penceremizde 1 metreye 1 metrelik bir şey olsun. 1 metrekarelik bir pencere olsun. Fotoğrafta yaptığımız ne? Perdeyi açıyoruz. Penceremizin büyüklüğüne göre ışık alıyoruz. Bu ışığı kaydediyoruz. Ve o ışık kaydolunca fotoğraf ortaya çıkıyor. İşte siz bu iki parametreyle oynayarak perde ne kadar açık kalacak ve ne zaman kapatacağım? Bir tanesi bu, enstantane dediğimiz. Ya da penceremin büyüklüğü 1 metre mi olsun, 1 metreye 1 metre mi olsun, yoksa 2 metreye 2 metre mi olsun? Çünkü pencerem ne kadar büyükse o kadar çok ışık alıyor. Dolayısıyla iki tane parametre, penceremin büyüklüğü kadar, ne kadar büyükse de o kadar çok ışık elde ediyorum. Veya perdeyi ne kadar açık tutarsam o kadar uzun süre ışık almaya devam ediyorum. İşte bu iki parametreyi kullanarak temelde ki cep telefonlarımızla bir tane tuşa bastığımızda fotoğraf çektiğimizde makinede otomatik olarak gidip bu iki parametreye göre ışığı kaydediyor ve fotoğraf oluşuyor. Fakat bir sürü sonsuz varyasyon var. Penceremin büyüklüğü çok değişik olabilir. Perdemin hızı, kapatma açma hızım çok değişik olabilir. 3 saniye boyunca açabilirim veya saniyenin 300'de biri kadar çok hızlı kapayıp açabilirim. Buna göre fotoğrafik efektler değişebiliyor. Örneğin çok hızlı hareket eden bir cismi donuk yakalamak istersen perdemi çok hızlı açıp kapatıyorum. Veya akan bir su var. Onu böyle flu halde elde etmek istiyorum. O zaman perdemi açık tutuyorum. Su akıyor, akıyor. Aktıkça böyle ekrana boyuyor. Ondan sonra ipeksi bir görüntü oluşuyor. Dolayısıyla eldeki sınırlı uzayda, sınırlı imkanlarla, sınırlı diyorum şöyle sınırlı. Fotoğrafta işte mesela üçüncü bir parametre yok kontrol etmeniz gereken. Tamam bir sürü teknik alt parametre var ama bu iki ışığı bu iki şeyle kontrol ediyorsunuz ve fotoğrafı bu iki diyelim enstrümanla kaydediyorsunuz. Satrançta da mesela hem at veya hem vezir gibiden bir başka taş yok. Ya atınız var, at gibi hareket ediyor, ya veziriniz var, vezir gibi hareket ediyor. Ve siz o hareketlerin size verdiği kısıtlı imkanlarla bir amaca yönelik yaratıcılığınızı kullanıyorsunuz, ilham belki geliyor, o gün saldırmak istiyorsunuz işte ya da moraliniz bozuk, rakibiniz çok güçlü, işte biraz daha psikolojik olarak savunmaya yönelik hareket ediyorsunuz. Ama neticede bir amaç uğrunda çaba gösteriyorsunuz. Her ikisi de o anlamda aslında hayatın bir kopyası. Yani günlük hayatta yaşadığımız acılar, sevinçler, hüzünler, heyecanlar, bunların hepsini bu iki uğraş içinde bulmak mümkün. Satranç için çok ünlü bir söz vardır biliyorsunuz. Hani aşk gibi, müzik gibi insanı mutlu etme kudretine sahiptir demiş bir büyük üstad. Gerçekten de öyle. Bu iki uğraşta uğraştığınız vakit size keyif veriyor, mutluluk veriyor. Dolayısıyla hayatın içinde yaşadığımız sevinçleri, hüzünleri, beynimizin kaydettiğini söylemek istediğimiz bir şeyi biz dolaylı olarak yapma şansına sahip oluyoruz. Tabii her ikisinde de ortak bir nokta, görsel ve uzaysal insanın algısına hitap etmesi. Satrançta mesela görsel olarak taşların belli konumlarını, pozisyonlarını, patern olarak bir yakalama, anlama şansına sahibiz. Fotoğrafta keza kompozisyon olarak işte bir maç çekiyorsak bir maç, bir düğün çekiyorsak bir düğün, işte bir kediye bir çocuğu çekiyorsak veya işte ne bileyim bir olay için bir araya gelmişiz. Kompozisyon vasıtasıyla görsel olarak yansıtma şansına sahibiz.
Uzaysal tarafı da şöyle. İşte fotoğrafta mesela nereden çektiğime, hangi açıyla baktığıma, yüksekten mi çektiğime, işte iki adım geriden mi çektiğime, bir adım sağdan mı çektiğime bağlı olarak perspektif, yani objelerin arasındaki uzaklık bir ilişki değişiyor. Satrançta da bunun aslında bir karşılığı var. Uzaysal olarak ben limitli hareketlerle aslında tanımlı hareketlerle bambaşka bir ritim yakalayıp bir olaya imza atıyorum. Bir hareket planını icra ediyorum. İşte rakibim evet mat etmeye çalışıyorum ama bunu güzel ve fantastik bir şekilde artistik olarak yapmaya çalışıyorum gibi gibi. Satrançta her ikisinin de şöyle ortak bir noktası, öğrenmesi çok kolay. Öyle ya, hani satrancın hareketlerini ufak bir çocuğa 10 dakikada öğretebilirsiniz. En geç işte 20. dakikada da tamam belki çok iyi olmayabilir ama oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi de öyle. Yani en basit bir cep telefonu düşünelim. İşte şu aplikasyona gir, tuşa bas, aa fotoğraf çıktı. Gayet güzel, çok da zor değil. Fakat öğrenmesi çok kolay olmasına karşın birçok disiplinde olduğu gibi bunu uzmanlaşması belli bir noktanın üstünde yapmak çok daha az vakit alan, deneyim gerektiren, işte ne bileyim satrançta en iyi, her ikisinde de mesela klasik şey nedir? İlk 10 bin maçınız veya çektiğiniz ilk 10 bin fotoğraf çöptür. Çünkü o bir öğrenme sürecidir. Siz belli kapıları, soğan halkaları gibi açtıktan sonra belli bir yere gelirsiniz. Ondan sonra yeni kapılar açılır, yeni heyecanlar başlar. Seviyeniz arttıkça fotoğraf çekerken de, satranç oynarken de bambaşka ufuklar görürsünüz. Artık plan ve muhakemeniz daha gelişmiştir. Dolayısıyla daha ileri seviyede bir takım nüanslara dikkat edersiniz. O nüanslar artık fark etmeye ve önemli olmaya başlar. Hani şöyle bir örnek vermek gerekirse, işte mesela satrançta Elo dediğimiz veya UKD dediğimiz sistemlerde bir oyuncunun yaklaşık gücünü ölçmek mümkün. Bir puan karşılığı işte. O puan ne kadar yüksekse o kadar daha iyi satranç oynayan bir oyuncu demek. Ama mesela belli bir seviyeye gelindiğinde, örneğin bir büyük usta olduğunuzda, 2500 ve daha fazla rating sahibi olduğunuzda, bir 2500, 2600 hatta 2700 ratinge sahip bir satranççı, 1800, 2000, 2100 seviyesindeki bir satranççıdan ayıran nedir? İşte bu ufak nüanslardır. Veya fotoğrafa gelelim. Güzel fotoğraf herkes çekebilir. Zaten bunun sanatsal tarafından bakış açısıyla belki şöyle bir tarafı da var. İkisinin de subjektif, yani renkler ve zevkler tartışılmaz gibi kişiye bağlı beğeni kriterleri farklı olabilir. Ama iş daha profesyonel, daha iyi yapayım dediğinizde bir takım öyle baremlere geliyor ki işte burada nüanslar çok önemli hale gelebiliyor. Örneğin fotoğrafta evet Instagram'a koyup çok like almak mümkün. Ama çektiğim bir fotoğraf bir sanat galerisinde yer alsın. İşte 10 bin dolara satılsın dediğinizde o artık başka bir lige giriyor. Satrançta da ben şimdi mahallemde şampiyon oldum, işte il şampiyonu da oldum, şimdi Türkiye şampiyonu olayım veya Türkiye şampiyonu da oldum, işte dünyada ilk 100 kişi arasına gireyim dediğinizde uğraş artık bambaşka bir şeye geliyor. Artık halter kaldırmak gibi bu. İşte belli bir kiloya kadar rahat rahat kaldırıyorsunuz. Ondan sonra her eklemeniz gereken 1 kilo aslında 10 kilo, 100 kilo gibi çok daha zor efor gerektiriyor. Dolayısıyla her ikisinde de aslında hani derler talim mükemmeliyeti getirir, doğurur. Daha amiyane tabirle hani her şey çalışılarak başarılı. En Üzerinde amiyanesini ne ben kadar söyleyeyim. En amiyanesini ben söyleyeyim. Practice makes perfect diyor. En amiyane ayak takımı. İşte benim çevirmeye çalıştığım hani talim mükemmelliği için getirdiği şeyi aslında aklımdaki oydu. Çok güzel hatırlattım. Tabii ki yetenek dediğimiz veya işte bazen zekayla da karıştırılabiliyor bu. Bazı kişileri başlangıçta biraz daha ön plana çıkartan unsurlar olabiliyor. İşte örneğin benim resme yeteneğim vardır. Dolayısıyla fotoğrafçılığı daha hızlı öğrenebilirim veya oradaki yolumu daha hızlı ilerletebilirim. Ama her ikisinde de yaptığımız işlere bakarak, buradan geri bildirim alarak
Bunu objektif olarak değerlendirerek ancak ilerleme şansına sahip oluyoruz. Evet, çalışmak, talim yapmak iyidir. Ama bu sadece boşu boşuna tahtaya bırak, hani wood pusher dedikleri sadece taşları iterek böyle hamle yapmakla olmuyor. Satrançta ben kaybettiğim oyunları incelemem lazım. Nerede hata yaptığımı anlamam lazım. Anlayamıyorsam birbirine sormam lazım. Veya bilgisayarla çalışıp anlamaya çalışmam lazım. Ondan sonra aynı pozisyonlar geldiğinde örneğin aynı hataları yapmamam veya hatalarımdan ders alıp ileriye kendimi geliştirmem ancak bu şekilde mümkün oluyor. Fotoğrafta da bu böyle. Tabii ki herkes her şeyi beğensin istersin, her çektiğin fotoğraf güzel olsun dersin ama daha iyileştirmek istiyorsan kendi kritiğini kendin yapabilmen lazım. Eleştiriye açık olman lazım. Fotoğraflarını senden daha iyi bilen üstadlara danışman lazım. Teknik daha kullandığın tekniği nasıl geliştirebilirsin onu öğrenmen lazım. Veya kompozisyonda yaptığın ilk başta basit hataları gidermek için kendini o gözle eleştirip aynı fotoğraf imkanı bir daha olduğunda daha iyisini nasıl çekebilirim diye bakabilmen lazım. Dolayısıyla her ikisinde de işte satrançta diyelim tahtada geçen süre olsun bir oyun boyunca 2 saat 3 saatse veya işte diyelim bir yere gittiniz 1 saat boyunca 40-50 tane fotoğraf çektiniz. İcra edilirken harcadığımız süreye karşılık arkada belki onun 10 katı, 100 katı, 1000 katı bir hazırlık süresi olması lazım. Bir deneyim, aktarılan deneyimin olması lazım. İnsanlar, pardon, bunu genelde otomatik olarak yapıyorlar ama bilinçli olarak yaptığınızda hem yaptığınız işi daha kaliteli yapma şansına sahip olursunuz hem de hatalarınızdan demeyeyim ama yaptıklarınızı daha geliştirebilecek metotları keşfetme şansına sahip olursunuz. Tabii bunu yapınca her iki uğraşta da ortak şeylerden bir tanesi insanın mizacı, karakteri her iki uğraşta da otomatik olarak yansıyor. Örneğin belli bir satranççının sadece oyunlarına bakarak o kişinin mizacı hakkında fikir üretmeniz mümkündür. Veya genelde daha agresif bir yapıya sahip olan insanlar işte atak oyunlarını daha çok tercih ederler. Daha içine kapanık olan insanlar mesela atıyorum. Bunlar genellemeler tabii şey olarak algılamak lazım. Kesin kural olarak değil. Daha içe kapanık insanlar belki savunma oyununa daha çok önem veriyor olabiliyorlar. Fotoğrafta da öyle. Ne bileyim mesela insanları iletişimde zorluk çekeyen veya çekingen olan insanlar mesela doğa fotoğrafçılığı yapabiliyor. Doğayla haşır neşir olabiliyor. Veya insanların hayat hikayelerine merak edenler, insanları yeni insanları yeni yerleri tanımaya çalışanlar sokak fotoğrafçılığıyla uğraşabiliyorlar. Dolayısıyla her ikisinde de aslında bakıldığında icra edilirken hem amacımıza yönelik olarak hem de kişisel ruh halimize, mizacımıza uygun olarak kendi dünyamızı yaratma, yönlendirme gibi çok fantastik, güzel, değişik imkanlar var. Yani evet, aracın kendisi sınırlı bir takım uzaya sahip kurallar değişmiyor. Ama siz o aracı amaca yönelik doğru kullanırsanız, kendinizi geliştirerek daha iyisi için çaba sarf ettiğinizde tamamen her ikisinde de hikaye yazmanız mümkün. Mesela fotoğrafçılığın temel güzel fotoğraf nasıl çekilir diye bakıldığında bir amacınız belli olacak. Yani ne çekmek istediğinizi bileceksiniz. İki tekniğiniz iyi olacak. Teknik derken bu hem makinenizi iyi tanıyacaksınız, bu kontrolleri nasıl yapacağını bileceksiniz. Hem de kompozisyon gibi hani işin sanatsal öğelerine vakıf olacaksınız. En önemlisi de bir hikaye anlatacaksınız. Çektiğiniz fotoğraf, siz onu açıklamaya gerek kalmadan bir hikaye anlatın. Hatta daha güzeli, o fotoğrafa bakıp herkes farklı kendi hikayesini üretebiliyorsa o zaten güzel bir fotoğraf. Satrançta da, şimdi kuru kuru oynayıp hamle ezberleyip rakip de hata yaptığında onu nasıl yaptığını bildiğiniz kazandığınız kuru bir oyun vardır. Kazanmışsınızdır. Ama o sizi çok mutlu etmez. Çok güçlü bir rakibiniz vardır. Stres altında bir turnuva oyunudur. Çok kritik bir an gelmiştir. Siz orada beklenmedik harika bir hamle dizisi çıkartırsınız. İşte ne bileyim bir feda yaparsınız. Veya materyal gerisinizdir. Pozisyonel avantajınız vardır. Bunu doğru kullanırsınız. Ve rakibiniz terk eder. Aa dersiniz hani ortaya bir sanat şaheseri çıktı. Hani ben limitlerimi sonuna kadar zorladım. Buradan da çok güzel bir şey çıkartabildim. Dolayısıyla amelin araç ile icrasında da
nasıl yapıldığına bağlı olarak kişinin kendinden katabileceği, hikaye yaratabileceği, bunu insanlarla paylaşabileceği şeyler var. Tabii ki her ikisinde de ben ünlü olacağım, para kazanacağım, işte herkes bana hayran olacak değil amaç. Siz zaten her ikisini kendiniz için başta doğru yaparsanız zaten bu beğeni alır, zaten takdir görür. Herkes der ki evet o çok iyi oyuncudur. Oyuna gerçekten vakıf. Evet şu oyunu ben onu yendim ama o benden daha iyi oyuncudur der. İşte fotoğrafta da öyle. Filanca kişi gerçekten bu işin üstadıdır. Evet ben de yarışma kazandım ama onun fotoğraflarındaki derinliği ben yakalayamıyorum diyebilir. Ben bu arada birkaç tane konu başlığı kendime belirlemiştim. Onları ben kopya çekerek biraz gideyim. Özetle demeye çalıştığım her iki disiplinde de deneyim çok önemli, öğrenebilmek önemli. Ve bunu kendi amaçlarınız doğrultusunda bir üst çıtaya her zaman, yani her gün yeni kalktığınızda yeni bir hikaye yaratmak mümkün. Tabii bu arada hem hobi hem de çalışma alanı olarak bahsetmiştik. Orada da bir ayrım var. Ondan da belki bahsetmekte fayda olabilir. Şöyle ki, herhangi bir şeyi hobi olarak yaptığınızda aslında çok büyük bir özgürlüğe sahip oluyor insan. O da şu. Diyelim ki benim profesyonel satrançtan başlayalım. Satranç olarak profesyonel satranç olma amacım yok ama oyunu çok seviyorum. Hani bir arkadaşımla bir araya gelip oyun oynadığımda çok mutlu oluyorum. Bir kombinezon yakaladığımda güzel, zor giden bir oyunu basitçe güzel bir plan dahilinde kazandım, mutlu oluyorum. Dolayısıyla ben satrançta hangi turnuvaya ne zaman katılacağımı seçme özgürlüğüne sahibim. Rakibimden bağımsız, o gün istediğim açılışı ya da istediğim savunmayı yapma özgürlüğüne sahibim. O gün agresif oynamak istiyorsam turnuvadan bağımsız agresif de oynayabilirim. O gün daha sakin, daha böyle mutedil bir oyun oynamak istiyorsam, ruhum o gün sakin davranmak istiyorsa ona göre bir açılış belirleyebilirim. Ama profesyonel bir satranççı olsam o gün tabloya göre, rating kaybetme durumuna göre, işte elemelere gideceksem farklı. Veya o gün hasta olabilirim ama eleme turnuvası o gün oradadır ve oraya gitmek zorundayımdır. Kaçarım yok. Dolayısıyla iş profesyonelliğe bindiğinde zorluklar bir kat daha artabiliyor. İşin hobisinden ziyade teknik, mekanik amaç kısmı daha ön plana çıkabiliyor. Fotoğrafta da bu böyle. Şimdi ben hobi olarak fotoğraf çektiğimde ne zaman fotoğraf çekeceğim bana kalmış. Ne çekmek istediğim bana kalmış. Bunu kimse bana illa işte perşembe günü saat 4'te şurada ve şunu çekeceksin demiyor. Ben pazar sabahı 5'te istersen gidip balık çalını çekebilirim. Veya gecenin 12'sinde gidip işte tripodumu kurup yıldızları çekebilirim. Ne çekeceğime de ben karar veriyorum. İşte diyelim ki makro fotoğrafçılıktan hoşlanmıyorum ya da ilgimi çekmiyor. Bana enteresan. Ama hiç makro fotoğrafı çekmeyebilirim. Sudan çekiniyorumdur. Dolayısıyla denizaltı fotoğrafçılığı yapmayabilirim. Gibi gibi. Ama profesyonel bir fotoğrafçı her zaman zamanı belli. Bir iş varsa o işin gereği konuyu sevsin ya da sevmesin gidip bir performans göstermek durumunda, çalışmak durumunda. Dolayısıyla iş hobiden çıkıp iş haline geldiği vakit hobiden alınan zevk artık profesyonel bir zevk diyeyim ben ona. Kabusa dönüşmüyor ama profesyonel zevk kısmı hayat amatör olarak yaşayabilmek büyük şey. Bunu profesyonel olarak yapıyorsak da onun da keyfini çıkartalım. O da çok güzel bir şey değil. Noktalayalım. Şimdi aklıma gelen bir konu. Şimdi her iki disiplinde de ortak şeylerden bir tanesi araca bağlı kalmamak diye demiştim ya. Mesela fotoğrafta sen fotoğraf makinesini ile konunun yani daha doğrusu senin fotoğrafı çeken beyninle konunun arasında bir fotoğraf makinesi var. Şimdi iyi fotoğraf çekebilen temel şeylerinden bir tanesi o fotoğraf makinesi ne kadar saydam olursa yani sen beyninle gözünle arada bir makine olmasına rağmen konuyla iletişim kurabiliyorsan o kadar başarılı fotoğraflar çekiyorsun. Ne zaman ki ay şu ayardı, ay bu olduydu, ay baktım bu olmamıştı demeye başladığın vakit konudan kopuyorsun ve o güzelliği yakalamak için aslında kendini baltalıyorsun. Satrançta da öyle. Ay şu hamleyi yapsam mı? İşte atı çıkmak istemiyorum. Veya işte bu rakibim şu savunmayı çok iyi biliyor. O savunmaya yapmasına izin vermeyeyim gibi 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 araya bir takım şeyler koyduğum vakit
kendi ilhamını, cesaretini aslında baltalama gibi bir durum olabiliyor. Bazen ilerlemek için her iki disiplinde de kendini zorlaman şart. Yani rakibin bir savunmada uzman diye illa o savunmadan kaçmak zorunda olmayabilirsin. Veya işte bir konuyu daha önce çekmedin diye, o konu geldi diye fotoğrafçılıkta o konudan kaçmak diye bir şey her zaman tercih edilmeyebilir. Etmemek de lazım zaten. Dolayısıyla hani kişisel korkularımız olsun, yeteneklerimizin, ilhamımızın önüne geçmemeli. Daha doğrusu araç amacın önüne geçmemeli. Amacımız bugün neyse, iyi bir oyun çıkartmak, oyunu kazanmak, iyi bir fotoğraf çekmek, bunu sergilemek, beğeni almak neyse. Onu öyle düşündüğümüzde aradaki aracı kullanalım ama aracın konuyla aramıza girmesine izin vermeyelim gibi bir yaklaşım. Her iki disiplinde de daha rahat, daha başarılı olmayı sağlayabiliyor. Belki hani şu açıdan da bunu ifade etmek mümkün. Kullandığımız tekniğin yaratıcılığımızın önüne geçmemesini sağlamamız lazım. Her ikisinde de yaratıcılık çünkü imkanımız var. Hani bir derin nefes alıp, biraz kendimizi güvenip ama tabii geçmişten de ders alarak satrançta da, fotoğrafçılıkta da daha iyisini her zaman yapmak mümkün. Ama şu da var, ilerlerken veya daha iyisini yaparken insanın en önemli kritiği öncelikle kendisi oluyor. Fotoğraftan örnek vereyim. İşte her yere çektiğim fotoğraf güzel, beğeniyorum. Ama iyi kritik etmezsem, ya bak bu fotoğraf güzel ama işte iki adım sağdan çekseydim veya işte şu diyaframı değil şu değerle çekseydim veya işte bekleseydim de güneş biraz daha yukarı çıkıp ışığı şu açıdan alsaydı daha iyi olurdu diye bileyim. Dolayısıyla fotoğrafı kenara ayırayım. Ben gideyim daha iyisini çekeyim demedikçe. Veya satrançta ya oyunu kazandım ama hani biraz da şansıma rakip şu piyonu alsaydı veya bu geçirime izin şu şekilde izin vermeseydi. İşte bilgisayarla da baktım, analiz ettim. O kadar da parlak bir şekilde kazanmam mümkün değilmiş diye oyunun kritiğini yapmak. Veya işte daha önce şu devam yolu yerine böyle bir devam yolu aslında baktım. Bilgisayar bana daha avantaj sağlamış. İşte merkez piyonlarımı erken sürmüş. Veya oyun sonunda çok basit bir oyun tekniğini bilmediğim için rakip beraberliği kaçırmış, ben kazanmışım gibi. Tetkikler yapmadıkça, kritik yapmadıkça kendinizi geliştirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ikisinin de öyle bir ortak yanı var. Her ikisinde de belki en önemli şeylerden bir tanesi de imgelem, tahayyül etmek. Kafanda daha önce canlandırabilmek. Şimdi satrançta oyun nasıl bitiyor? Diyelim ki oyunu kazanan hamleyi yaptınız. İşte rakip mat olmak üzere terk etti. İşte bir hamlede oyunu kazanıyorsunuz. Fotoğrafta da bir tuşa basıyorsunuz, hop fotoğraf oluşuyor. Ama hikaye ondan çok 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 önce başlıyor. Mesela satrançta tahtanın önüne daha oturdunuz, rakibiniz var veya yok gelmek üzere. Ben bu oyunu kazanacağım diye niyet etmedikçe, hissetmedikçe zaten oyunu kazanmak konusunda bir sıfır yenik başlıyorsunuz. Yani ben bu oyunu kazanacağım, ben bugün güzel bir oyun oynayacağım demeniz gerekir kendi kendinize. Veya oyun esnasında işte öyle bir bildiğiniz bir yerde geldiniz, açılışta belli bir yere. İşte biliyorsunuz ki teorik olarak şah kanadından bir hücum yapmanız lazım. Evet, ben bunu tahayyül ediyorum. İşte atım H5'e geleceğim. Vezir G4'te olacak. Ne bileyim. Flash 7 fedası belki yapamayacağım ama hep o tehdidi yapayım. Bu arada vezir kanadını biraz ihmal edebilirim. Orada bir iki piyon verebilirim gibi oluşabilecek konumları veya hikayeyi zihninizde canlandırmak gerekiyor. Satranç filmleri de biliyorsunuz hep işte uçuşan taşlar, havaya da gözüken kareler gibi bu anlatılmaya çalışılır. Ama satranç oynayanlar dediğimi herhalde gayet iyi anlayacaklardır. Bir hayal gücünüzü orada kullanmanız gerekiyor. Keza fotoğrafta fotoğrafı çekmeden daha ortama girdiniz. Burada bir fotoğraf var. Ben o kareyi bulacağım diye hissetmeniz lazım. İşte ne bileyim, çok güzel bir bina kapısı var. İşte diyorsunuz ki çok güzel. Bunu ben şu şekilde bir kompozisyonda çekeyim. Ama bir kedi geçse, bir insan figürü geçse deyip orada beklemeyi tercih edebiliyorsunuz. Dolayısıyla oluşturacağınız fotoğrafı kafanızda önceden canlandırıyorsunuz. Dolayısıyla her iki disiplinde de
Ameli icra ederken, satrançta mat için hamlenizi yaparken veya fotoğrafta kare peşinde koşarken yaşadığınız dünya ile etkileşim halindesiniz. Hayal gücünüz sizi yönlendirmek zorunda, yönlendirmeli ve hayal ettiğiniz sonuç için kurallar çerçevesinde, etik kurallar da dahil buna, oyunun kuralları da dahil, hareket etmelisiniz. Şimdi satrançta yenmek için etik olmayan bir şey hoş karşılanmaz. Şimdi ben mesela rakibimi yenebilmek için işte manyel vermek olsun veya işte ne bileyim öksürmek olsun veya işte ne bileyim herhangi bir şey yaptığım vakit ben şahsen rahatsız oluyorum. Hani mümkün olduğunca onu rahatsız etmeden ben kendi tahtaya bakarak oyunu kazanayım. Fotoğrafta da mesela mümkünse işte ne bileyim ben dış çok müdahale etmeyeyim. Etik bir sorun yaratmayayım. İşte karşımdakinin fotoğrafını eğer o istemiyorsa çekmeyeyim gibi bir takım yazılı olmayan ama sözlü kurallar geçerli. Dolayısıyla her ikisini de icra eden kişiler için belki kişiliklerin de bir yansıması olarak ahlaki değerleri koruma, düzgün davranma, o anlamda sanatsal değerini artıracak şekilde olayı yaşamak da mümkün. Kayhan abi, bütün bu anlattıkların gerçekten çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Benim de biraz sormak istediklerim, kafama takılan şeyler var. Öncelikle bu satranç ve fotoğraf sanatı arasındaki benzerlikler. Benim aklıma bir iki tanesi daha gelmiş olabilir. Mesela satrançta zamanlama diye bir şey var. Mesela hamle sırası önemli. Bir planı uygularken bir stratejinin aşamaları önemli. Birini önce diğerini sonra yapamıyorsunuz. Bir sıra takip etmek zorundasınız. Yani ondan sonra oyunun belirli noktalarında kritik anlar geliyor. Bu kritik anlarda doğru kararları vermemiz gerekiyor. Fotoğrafçılıkta acaba bunların bir karşılığı var mıdır? Birer karşılığı var mıdır? Çok teşekkürler Can. Hani belki bahsettik, hızlı geçtik. Dolayısıyla belki çok örnekle açıklama şansı olmadı ama evet, kritik an ve zamanlama satrançta olduğu gibi fotoğrafçılıkta da, fotoğraf çekerken de çok önemli iki tane kavram, unsur, dikkat edilmesi gereken şeyler. Şöyle, hani satrançtan örnek verdiysen ben de özeteyim. İşte oyunun belli bir yerinde kritik bir an vardır. Ne bileyim, oyun ortasına hızdır. İşte orada yapacağın seçeneğe göre oyun şekli çok değişecektir. Yani bu yapılacak hamle, kritik an bazen çok taktik bir motifin parçası. Dolayısıyla bir hamlede belki taş kaybetmene veya 2-3 hamlede mat olmana sebep oluyor. Öbür tarafta farklı bir hamle yaptığında belki karşılık olmaz bir atakla kazanmanı sağlıyor. O kritik an ki satrançta tahtadaki pozisyonu, taşların değerlerini, konumun özünü doğru anlayabilmeye gerektiriyor. Doğru yorumlayabilmeye gerektiriyor. Fotoğrafta da mesela kritik an şöyle tanımlanıyor. Hatta çok ünlü bir fotoğrafçının, Henri Cartier-Bresson'un literatüre kazandırdığı bir terimdir fotoğrafta kritik an diye. O da şu: öyle bir kritik an var ki sen objeni takip ediyorsun fotoğraf makinesinden. Öyle bir yerde basacaksın ki o kritik anı yakalayacaksın. O kritik an nedir? Hani bir saniye önce çeksen bir şey fotoğrafta eksik. Bir saniye sonra çeksen yine bir şey fotoğrafta eksik. O çektiğin saniyeye kıyasla. Örnek, işte yağmurda koşan elinde şemsiyeli birini çekiyorsun. Bunu güzel şurada çekeyim dedin. Ama öyle bir an var ki diyelim ki bir su birikintisinin üzerinden hopladı, zıpladı. Onu tam havada yakaladın. O sırada adamın suda aksi yansıması var. Dolayısıyla fotoğrafın anlamı bir anda değişti. Veya işte mesela sırıkla atlayan bir sporcuyu yapıyorsun. Şimdi bunu koşarken sırığı kaldırdığında çekebilirsin. Sırığı sapladığında çekebilirsin. Havaya tam yükselirken çekebilirsin. Ama de tam o direği geçerken ayakları kıvrılmış, bir eli havada diğer eli sırığı elinden bırakıyorken çekebilirsin. İşte o kritik an. O hikayenin tamamını, bütünlüğünü anlatan, çok daha iyi özetleyen, izleyiciye çok daha iyi mesajlar veren, ilham geliştiren, ne bileyim kafasında şimşekler çaktıran bir an vardır. Fotoğrafta da böyle bir kritik an var. Tabii satrançta bu stratejik olarak oyunun gidişatını etkileyen an gibi algılayabiliyoruz. Fotoğrafta da dediğim gibi öyle bir anda sen konumu yakalaman lazım ki
Hani bir saniye öncesi veya bir saniye sonrası fotoğrafta aynı güç efekti vermeyebiliyor. Kritik an dediğimiz şey aynı zamanda zamanlama. Yani doğru hamleyi, diyelim ki bir feda yapacaksın, bir piyon sürüşü yapacaksın merkeze diyor. Bunu bir hamle erken yapman bazen piyon kaybına ve oyunu kaybına sebep olabiliyor. Ama doğru zamanda yapıp devamını doğru getirdiğinde kazanca dönüşebiliyor. Fotoğrafta da işte biliyorsun ki güreş de şuradan vuruyor. 10 dakika boyunca böyle vuracak. Çok güzel bir gölge oluştu. İşte şuraya bir şey gelirse vesaire diye önceden tahmin edip hayalini geçiştirip gerçekten karenin oluşmasını bekleyip çekebiliyorsun. Mesela şöyle profesyonel fotoğrafçılar var. Bunlardan bazılarının hikayeleri çok öğretici. İşte ünlü bir fotoğrafçı İstanbul'u ziyaret ediyor. İşte herkes İstanbul'u çekiyor. Ben bizzat buna şahit oldum. Adam bir saat boyunca oturdu bir köşede, etrafı seyretti. Çünkü konumu anlamaya çalışıyor. Yani satrançta biz nasıl analiz edip bir konumun değerini anlamaya çalışıyoruz. Üç, bak 3 dakika, bazen yarım saat bir konumda bakıyoruz, düşünüyoruz. Sonra bir karar veriyoruz. Bu fotoğrafçı da mesela ortamı analiz etti. Ortamdaki öğeleri anlıyorum ki sonradan. Öğeleri anlamaya çalıştı. İşte ona yabancı gelen bir unsur orada doğal olduğunu keşfetti. Veya ona kimse demeden köşedeki bir işte bir varlığın, bir unsurun, bir objenin önemli olduğunu keşfetti. Dolayısıyla bir saat yaşamı tecrübe ettikten sonra kafasında bir kare oluşturdu. Ondan sonra deklanşöre bastı. Çok ünlü bir dergide de yayınlandı fotoğraf. Tabii bu fotoğrafa baktığınızda çoğu kişi zey zannediyor. Abi Burada bunu ben araya de girebilir çekerim. miyim? Burada araya girebilir miyim abi? Şimdi burada aslında benim kafamdaki daha doğrusu daha önce not aldığım kafamdaki sorulardan biri. Şimdi yine karşılaştırma ile ilgili diyagram ve fotoğraf. Şimdi Evet. yani ben ikisinin de birer kesit olduğunu düşünüyorum süreç içinde. Yani senin kritik an dediğin Doğru. noktaya dair bir kesit. Şimdi mesela biz bakıyoruz adam anı çok güzel yakalamış diyoruz ya da demiyoruz ama şimdi biz satranççı olarak baktığımızda o fotoğrafı elimize aldığımız andan itibaren fotoğrafçı olmasak bile şuna bakarız. Fotoğraftan hiç anlamasak bile öncesinde ne olmuş sonrasında ne olabilir? Yani bir fotoğraf içinde bunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Çünkü biz satrançta elimize Doğru. aldığımız baktığımız diyagramlardan alışırız. Yani bu mesela şöyle bir açılıştan gelmiş. Şöyle oynanmış buraya kadar gelmiş. Piyon formasyonuna baktık. Söyleyebiliyoruz mesela. Ve devamlı da bundan sonra şunlar, şunlar, şunlar olabilir ya da bunlar, bunlar, bunlar olabilir diye konuşabiliyoruz. Yani bir miktar spekülatif, bir miktar da gayet destekli biçimde konuşabiliyoruz. Fotoğrafta bir benzerlik olduğunu düşünüyorum ama belki de çok çiğ bir sorudur, bilmiyorum. Yok şimdi sen anlatınca benim de aklıma fotoğrafın hikaye anlatmak denilen öğesi aklıma geldi. Şimdi bir fotoğraf tabii ki evet statik. Yani belli bir anın kaydedilmiş, resmedilmiş grafiksel şeklini görüyorsun. Ama ona baktığın vakit sende bir kafanda bir hikaye illaki oluşuyor iyi bir fotoğrafsa. Yani o kareye daha önce nasıl gelinmiş? O kareden sonra neler olabilir gibi. Örnek olarak mesela çok ben de hani bunu dedirten şekilde anladım. Ara Güler'in çok sevdiği bir fotoğraf hangisidir diye kendisine sorduk. Bir iki röportajında da zaten anlattı. Salacak'ta sahilde iki tane boş iskemlenin durduğu bir yeri çekiyor. Arkada da bir vapur duman ütüterek gidiyor. Mesela bu fotoğrafı çok seviyor. Neden dedik? Çünkü dedi burada dedi bir hikaye vardı. Bak dedi. Az önce dedi orada dedi iki tane sevgili vardı belki dedi. Orada dedi son çaylarını yudum dedi. O vapura bindiler ve şimdi gidiyorlardı. Fotoğraf da bu arada teknik olarak çok az ışıkta çekildiği için biraz sarsılma var. Hani fluluk var, şeylik var ama sanatsal bir anlatımı da var o açıdan. Yani fotoğrafı çeken kişinin ağzından benim bir şeyi dinleme şansım oldu. Onu çekerken ne hayal etmiş veya onu çektikten sonraki onda ne his uyandırmış diye. Gerçekten de bir fotoğrafta baktığın vakit kafamızda bir hikaye, genelde kendi yaşanmışlıklarımızla ilgili bir hikaye hemen aklımıza bilinç altından hemen gelir. Onun öncesini de düşündürtür. Ondan sonrasını da düşündürtür. İşte o an o hikayeyle bütünleştiririz. Dolayısıyla satrançtaki diyagramın
Fotoğrafçı bir karşılığı elbet var. Statik bir fotoğrafa baktığında var. Ve bence birleştiği nokta bir hikaye anlatması. O konumdaki diyagram da diyelim mesela, o partinin, o oyun, satranç oyununun en can alıcı noktası olması sebebiyle partinin ana en güzel tarafını resmetmesi, anlatması ve en büyük kritik anın o an olmasını üzerine baskı yapması, altını çizmesi anlamında bence bir benzerlik var. Peki, bir şey daha sormak istiyorum. Belki biraz dolaylı bir soru olacak. Şimdi bu hikayeyi yazarken ne kadar bağımsız, ne kadar kendimiz olabiliyoruz fotoğraf disiplininde? Yani örneğin biz satranççıyız. Belirli kalıp fikirleri biliyoruz. Her ne kadar üstünde teker teker kafa patlatmış olsak da, düşünmüş olsak da artık bir konumu tanıyoruz, iyi biliyoruz ve geçiyoruz bir sonraki adımda. Örneğin bir oyun sonuna gireceğiz, bakıyoruz o piyon formasyonunu kazanıp kazanmayacağını daha önceki eğitimimizde biliyoruz. Ve ona göre oraya giriyoruz ya da girmiyoruz. Fakat bu bizi ne bileyim başka birinin yapmak isteyeceği paldır küldür bir matı görmekten alıkoyabiliyor. Buna bağlı olarak şimdi ya da bizim satrancı öğrendiğimiz insanlar, bize satrancı öğreten insanların bakış açılarını modelleyebiliyoruz ve onlar gibi oynamaya başlıyoruz. Örneğin daha teknik bir oyuncudan satranç öğreniyorsak ya da daha teknik oyuncuları takip etmişsek bir bakıyoruz daha teknik bir oyun stili veya mesela Yakup Bayram oyunlarını takip ederek satranca başlamışsak daha böyle romantik denilebilecek bir oyun stiline sahip oluyoruz. Nasıl oynarsak oynayalım o gün genel olarak havamız öyle biliniyor bizim. Fotoğrafta da buna benzer şeyler var mı acaba? Yani mesela özellikle görsel olduğu için ben sadece a priori olarak şeyi sorabilirim. Yani bir ara sembolizm akımı fotoğrafta bir yer tutmuş olmalı mesela. Böyle şeyler var mı? Var. Can, birkaç soru sordun. Cevaplamayı unutursam hatırlat lütfen. En sondan başlayayım. Fotoğraf makinesinin mesela tarihine bakıldığında ilk fotoğraf bilinen adısı günümüze kadar yaşamış olan 1827'de çekilmiş. Fakat 1900'lere kadar çok statik kalmış. Yani nedir? Makinaların bir takım kısıtlamaları yüzünden pozlamaların çok uzun olması örneği. 1900'lü yılların öncesinde stüdyolarda çekilen fotoğraflara baktığınızda stüdyoda yaklaşık 2 dakika boyunca, 3 dakika boyunca sabit durması gereken insanlar var ki portreleri çekilebilsin. Çünkü 2 dakika sabit durmazlarsa perde çünkü açılıyor, 2 dakika bekliyor, perde kapanıyor. Flu çıkıyorlar. Onun için mesela 1900'den önce fotoğrafları incelediğinde gülümseyen dişleri gözüken portre görmek mümkün değildir. Çünkü 3 dakika boyunca dişlerini sırıtıp aynı şekilde durman zor. Stüdyoda fotoğraf çekerken insanlar, o bilirsiniz tipik 1800'lerin kovboy pozları olsun, işte endüstri aileleri olsun, hep böyle dik dururlar. Çünkü kafalarını arkaya dayamaları için bir dayaç vardır. Böyle beklerler, 3 dakika boyunca sabit durabilsinler. Ne zaman ki fotoğraf makineleri küçüldü, hayatın içine girdi, o zaman ilk kez hayattan kareler çekme fırsatı olmuş. Örneğin fotoğraf 1900'lerden sonradır ki insanların yürürken resmedilmesi değişmiş. Daha önce yürüyen bir insanı gözün akışıyla hızlı görüyorsun. Dolayısıyla anlık bir karede ayakların belli hareketlerini çizmiyorlarmış. Ama fotoğrafla bunlar çekilip dondurulmaya başlayınca artık ressamlar mesela yürüyen insan figürlerini daha gerçekçi, o kritik ana daha yakın, bu insan yürüyor dedirtecek şekilde anatomik olarak çizmeye başlamışlar. O anlamda hatta empresyonistler olması lazım. En çok bu fotoğrafın gelişmesini onlar resim dalında şey yapıyorlar. İşte ilk kez diyorlar, bizim hayal ettiğimiz şeklin aslında gerçek olduğunu, dünyada gerçekte var olduğunu biz fotoğraflar aracılığıyla görme şansına sahip olduk diyorlar. Dolayısıyla belli bir sanat dalı da fotoğrafla birlikte karşılıklı olarak etkilendiği tarihte görülmüş. Şimdi sorularından bir tanesi buydu.
Bir diğeri neydi Can? Hatırlatıver bana ilk Gelenek. kelimeyi. Aslında soruyu gelenek diye özetleyebiliriz. Yani o ana kadar Doğru. fotoğraf Şimdi hakkında her öğrendiklerinin ikisinin de etkisi nedir? hatırladım. Teşekkür ederim. Şimdi her iki uğraşın da disiplinin de sanat olduğundan bahsetmiştik konuşmanın başında. Şimdi sanatta en iyi öğrenme, en iyi ilerleme şekli nedir? Taklittir. Yani sen resim yapmaya başlıyorsan veya fotoğraf çekmeye başlıyorsan veya bir dansçıysan veya işte ne bileyim bir heykeltıraşsan bir idolün vardır. Önce onun çalışmalarını izlersin. Benzerini yaparsın. Kopyalarını yaparsın. Ondan sonra kendi stilini bulursun. Ondan sonra kendi yolunu çizmeye başlarsın. Belki tüm pozitif bilimlerde de böyle. Bir fizik olsun, matematik olsun. İnsanlar bir idol kişinin çalışmalarını inceliyorlar, geliştirme yapıyorlar. Ondan sonra yenilik geliyor. Dolayısıyla satrançta da bence fotoğrafta da bu şekilde ilk öğrenirken örnek alınan, taklit edilen, kendine hitap eden oyun tarzına göre seçtiği oyuncu olsun veya kendine hitap ettiği şekilde seçtiği fotoğraf sanatçısı olsun. Etkilenmek hem işin doğasında var hem doğru ama devamında kişinin kendisini geliştirip zaten kendi hikayesini, kendi ilmini diyeyim ortaya koyacak şekilde ifade etmesi o kişiyi başarılı ve daha kaliteli, daha sevilen, daha güzel eserler ortaya koymasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla orada bence de bir benzerlik var. Peki gelenek dedik, bir de gelecek diyelim. Fotoğrafın teknolojiyle beraber geçirdiği evrimler, fotoğraftan dallanan yeni 21. yüzyıl sanat türleri, bunlar hakkında neler söylemek Şimdi istersin? şöyle, hemen bir örnekle başlayalım istersen. Yakın zamanda dedim son 20 sene içinde film dünyasından yani makara film taktığımız filmli makinalardan dijital dünyaya bir geçiş yaşandı. Teknik anlamda çok değişen bir şey yok. Teknik anlamda değişen şey şu. Daha önce ben resmi filme kaydediyordum. Şimdi dijital bir sensör vasıtasıyla bir tane hafıza kartına kaydediyorum. Bu teknoloji geldiğinde eski fotoğraf makineleri bir anda daha kötü fotoğraf çeker olmadı. Veya yeni dijital teknolojide daha fazla megapiksele sahip, daha diyelim pahalı güzel bir lense sahip, daha da iyi olan teknik olarak bir makine çıktığında benim eski makinem daha kötü fotoğraflar çekmiyor. Dolayısıyla amaç kaliteli bir şey ortaya koymaksa, bir hikaye anlatan bir fotoğraf koymak olursa, aracımın gelişiyor olması teknolojik olarak çok güzel bir şey. Benim yapmam gereken şey buna uyum sağlayıp amacıma yönelik daha etkin kullanabilmek olmalı. Tabii ki dijitalleşme ile birlikte fotoğrafta ne oldu? Artık internet dünyasında gelmesiyle, fotoğraf makinesinin artık cep telefonunda da girmesiyle herkes fotoğraf çekebilen, herkes hikaye anlatabilen, herkes olayı belgeleyebilen görsel vakayı nüvis haline geldi. Dolayısıyla bunların eskiden mesela aile albümlerinin dışında fotoğraf pek görmezdik. Ne bileyim işte bir şey basılıp söyleyemedim. Çerçevelerin duvarına asılmadıysa fotoğrafı göremezdik. Şimdi internete gir. Her gün milyonlarca yeni fotoğraf ekleniyor. Her gün milyonlarca yeni hikaye var. Bunlar çok güzel gelişimler. Tabii buradan yeni sanat dalları ortaya çıktı. Fotoğraf temelinde nedir? Sen sahnede 24 tane birbirini takip eden fotoğrafı bir araya getirip hızlı oynatınca video veya film olur. Filmin ortaya çıkış prensibi. Ama buradan ben artık gerçekte çıplak gözümle göremediğim hikayeleri de dijital ortamda anlatabilir hale geldim. Mesela Fine Art Photography denilen yeni bir akım başladı. Neydi bu? Birkaç değişik fotoğrafı, birkaç değişik fonunu bir araya getirip sürrealist, gerçek dışı o an canlı yarı video yarı fotoğraf gibi de olabilen eserler ortaya çıkabildi. Bütün bunlar tabii deneysel olarak devam edecek teknoloji geliştikçe. İşte ne bileyim mesela 3 boyutlu fotoğraflar bir gün çıkar mı? Vallahi çıkar. Bugün hologramlar zaten var. Ne bileyim 3 boyutlu ya da 2 boyutlu bir şey kokuyla birlikte çıkabilir mi? Ki ben o fotoğraf çekildiği zamanki kokuyu işte ne bileyim hisleri
onları da aktarabiliyor. Bu tür akımların olması da gayet normal. Yani şunu biliyoruz, görsellik kaydedebilmek hiçbir zaman hayatımızdan çıkmayacak. İşte ilk mağara adamı nasıl mağaraya çubuklarla o günkü hayatını anlatan resimler yapıyorsa, bundan 3000 yıl sonra, 4000 yıl sonra, 10.000 yıl sonra biz hala aynı şeyi bugün çok daha gelişmiş cep telefonları veya fotoğraf makineleriyle yapıyorsak, bu ilerleyerek de devam edebilecek. Dolayısıyla burada önemli olan belki o değişimi kucaklayabilmek, bağrımıza basabilmek, ama amacımız daha güzeli, daha estetiği, daha işe için, hikaye anlatımı olarak insanı etkileme için tabii pozitif anlamda kullanabilmek olmalı. Bu süreçte devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii daha bireysel bir dünyada yaşıyoruz. Kişisel yaptıklarımızın sayısı, çeşidi artıyor. Muhtemelen bugün var olan bir sürü meslek bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok daha başka yeni mesleklere bürünecek. Dolayısıyla sosyal hayatımız da değişiyor. Ama değişmeyen bir şey, hep derler ya değişmeyen şey değişimdir diye. Daha çok hızlı adapte olabilme, bunu uygulayabilme. Ama belki hayattan ben ne istiyorum? Amacım ne? Ben insanlara ve kendime nasıl faydalı olabilirim? Ben işte çocuklarıma veya aileme nasıl bir miras bırakabilirim? Ben nasıl hatırlatmak istiyorum gibi. Hani binlerce yıldır insanın değişmez olan tutkusu, ana temaları, bunlar muhtemelen değişmeyecek. Sadece bunları çok daha yeni ortamlarda ifade edebilme, gösterebilme şansına sahip olacağız hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum Kayhan abi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Can bu güzel fırsat için. Lir TV'ye başarılar. İnşallah satrançla ilgili böyle hayattan hikayeler, çok değişik konuları işliyor olacaksın. Ben de zevkli takip edeceğim. Teşekkür ederim.